Beşiktaş-Fenerbahçe maçındayız. Mükemmel de bir atmosfer var Beşiktaş Stadyumunda. Efe'an var yanımızda, fanatik Trabzonsporlu ve Brogo var. Fanatik Galatasaray. O da fanatik Galatasaraylı, görebildiğiniz gibi üstünden başından zaten. Bence bu maçı Beşiktaş 2-1 kazanır diyorum. Sen ne diyorsun Brogo? 0-0. 0-0 mu? Evet. Bence öyle bir maç olmayacak. Öyle durmuyor. Efe'an sen ne düşünüyorsun? Fenerbahçe kaybetmez diyorum. Fenerbahçe kaybetmez diyorsun. Şu anda da geliyorlar arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu ne ya? Abi, bu ne? Abi yendi mi ya? Ya ilk 10 dakikada yedi yeme ya. Yine var ya, su içmeye gittim, aldım geldim golü yedim. Çok şey rahat geçti. Oğlum valla çok kötü ya. Rahat geçti. Değiyor. Baksana şu savunma. Bu arada maçın başından beri de deplasman tribünün sesini duyuyorum. Ofsayt söylemek lazım. Ofsayt. Oo, iki kişi arasından güzel vermiş. Oo. Abi Tadic'in pasın geçiş şeklini görüyor musun? Hani o rahatlığı yani. Bak. Bailey ile Bailey'nin arkasındaki o diğer güzel arkadaş kim? Şey Amar. Amar teyze. Yani. Güzel gol. Ceko. Fenerbahçe'nin yıldız forveti 1-0 öne geçirdi hem de Beşiktaş deplasmanında. Ama ben güveniyorum bu arada Beşiktaş hala. Sıkıntı yok. Onu bulup mu Sasha Boy mu? Soru olarak kabul etmem ya. Siz de yorumlarda belirtin. Onu bulup mu Sasha Boy mu? Fenerbahçe'nin hani bu sezon attığım kolay gollerden bile olabilir yani. Hani niye söylüyorsunuz söylüyorum. Beşiktaş'a karşı atıyor yani. Evet, güzel bir asılmış. Kötü gol olarak söylemiyorum ki. Ama Fenerbahçe oldu. Aha! Atar. At. Penaltı mı? Nerede ama temas var mı? Ben var diye gördüm ya. Teması varsa penaltıdır abi. O da ya çünkü kurtardı. Ben o pozisyonu da kendimle atmaz bence. Aslında en çok atılacak pozisyon. Evet, yani. Ya. Samet'e kaydın. Hadi bakalım lan. Burada bu arada Ciku mu hata yaptı? Evet. O ayağa değdiyse penaltı abi. Bakacağız bir bakalım. Kurtardı. Evet. Penaltı. Yani bu arada Samet'in de bu kadar açmasına hiç gerek yokmuş biliyor musun? Onu fark ettim yani izlerken tekrar geniş açıda şey ağır çekimde. Hiç beklemiyordum bu arada Beşiktaş'tan bir şey. Yani. Vallahi Samet'e kaydın. Allah razı olsun. Bir de Ciku. Ben mesela uzaktan izlediğimde sanki temas yokmuş gibi evet, gördüm. Evet, ama Samet yakın yaptırmış. Çekimde bayağı tak bir ayağını takıyor yani. Aa, sen o adam topu çektikten sonra takamazsın. Ya şöyle söyleyeyim, şu dakikaya kadar bu maç hani benim için bir Fenerbahçe Pendik maçı gibi geçiyordu, öyle söyleyeyim. Bir derbiye hiç hazırlanmamış gibiydi Beşiktaş. Ama işte derbilerin olayı bu aslında. Hiç beklemezsin Cuku'dan orada bir hata. Cenk'in takip edişi mükemmel gitti. Topu da çok akıllıca yani direkt kaleye vurmaktan sonra sola çekti. Samet'e kaydın sağ olsun. Orada hiçbir defans oyuncusunu yapmayacağız sertlikle bir müdahale. Ve penaltı Alex Oxlade-Chamberlain. Kendisi Liverpool'lardan, İngiltere'lerden geldi. Bu penaltıyı atar inşallah. Efe'an atar mı? Atar. Sence? Ters bir şart mı? Kaçacak. Livakovic kurtaracak. Abi bence de atar. Livakovic kurtaracak. At oğlum ya. Hadi be. Kurtaracak. Dünya Kupası'na kadar penaltı kurtardı. Onu da kurtaracak. Attı. Ama az kalsın tutuyordu ha. Alex Oxlade-Chamberlain maçı çözecek adam kardeşim. Fener'in bu kadar güzel tepenin şu defansı var ya, yazık ya. Beşiktaş 1-1 beraberliği yakaladı. Bizim için şu an iyi oldu. Ben yani yalan olsa mutlu oldum. En azından üstünlük kırdı biraz yani. Şu çok olay üstünlük bu arada tutulmuş lan. Baksana. Bir şeyi doğru bildi. Bu kadar kurtardı ya. Abi tutu herhalde çizgiler şöyle. Yok bence çizgi bir olay yok yani. Güzel oldu. Güzel güzel. Taraftarı da kazandılar. 35. dakika değerlendirmesi alalım Burak abiden. Fener çok rahat oynuyor şu an. Beşiktaş yani eksiklerden dolayı herhalde bir forvette Cenk Tosun var ve savunma var. Ortası hiç yok. Bence savunma yok da yani. Yani sen yani onu demin top direkt savunmaya geliyor. Ortası yok. Fener çok rahat oynuyor. Bence de. Fenerbahçe sadece Şimanski'yi çok göremiyorum. Onun dışında gol oldu Beşiktaş için ama hala o denkleşme durumunun olduğunu hissediyorum. Fenerbahçe hala daha üstün oynuyor şu an 2 dakikaya kadar. Ooo! Direkten döndü. Kim vurdu lan ona? Tadic mi? İrfan vurdu. Oo, ne güzel pastı. Ferdi atmıyor. Osman o. İrfan Can direkt.
Bu sene var ya, bu sene Süper Lig'den Puskas çıkabilir ya. Ya çok garip bir maç, öyle söyleyeyim. Maç, Fenerbahçe ya. Çok rahat, ama artı Beşiktaş'ta. Ha, Beşiktaş maçı abi. Yani biraz dandun oynuyor Beşiktaş, öyle söyleyeyim. Orta sahası. Sen ne düşünüyorsun? Şu an ilk yarı neredeyse. Ben Kartal'ın, Kanarya'nın tüylerini yollayan düşünüyorum. Kaç kaç yener? Hadi 1-1 şu an beraber. Ben 2-1 maç alırım diye düşünüyorum. 2-1. Evet. Ben de öyle dedim ama hiç ümidim kalmadı şahsen. Atar abi. Ooo Mert. Gerçekten. Mükemmel kurtardı daha. Net gol kurtardı. Bu arada çok iyi de çıkarttılar topu ha. Ve ilk yarı sona erdi. İlk yarının son dakikası heyecanlı bir pozisyonla bitti. Baba ne diyorsun? İfacılık karşı karşıya. Abi bu %100 golünü koysun. Sizin dediğe benziyor. Mert güzel çıkardı. Evet efendim, ilk yarı sen ne diyorsun? Beşiktaş zaten çok kötü. Sakatlıklardan sonra Fenerbahçe'yi daha iyi buluyorum. Ben de bu şekilde düşünüyorum. İkinci yarıda Fenerbahçe tarafına doğru ince bir artık ağırlık basmaya başladı. Anlat güzel oluyor. Ya hayır, ilk yarıda Getson'la sol bek varken bile zaten Fenerbahçe biraz daha ağır basıyordu. Şu an tamamen Galatasaray'da sol beyi yoktu. Yeni bir tane sol bek bulduk. İkisini de daha iyi. Hiç belli olmaz bu işler. Yani futbol diyor. Sence nasıl olur abi? İlk yarı Beşiktaş sürpriz yapacak diyorum. Tabii canım. Sürpriz yapacak. 2000 maç alacak. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İkinci yarıda görüşürüz. Burada. Penaltı. Net penaltı lan. Penaltı. Abi teması var ya, net penaltı ya. Gözü göremezsin ki bunu yani, anlamıyorum. Penaltı ya. Şey canım, Cenk'in iki penaltısı bu da penaltı. %100 penaltı vermedi ha. Tek de verirler ya. Hayır, ben mi takıldım abi, bunu görmesine rağmen kendisi nasıl veremiyor ya. Vermiyor ya. Bir şey değil mi, Mert'te de tutma olayları çok oluyor ha. Tadı çatar. Abi Mert çok tutuyor ama ya. Yılların kalitesi atar. Bunu atamayacaksa tadı çok olmasın. Tutacak ha. Evet, tersi yatır. Ne diyeyim ki be, Fenerbahçe bu golü zaten sinyalini veriyordu yani. Çok çok fazla bir şey veriyordu. Belki Beşiktaş şu saatten sonra derbide olduğunun farkına varır ya. Büyük maç oynuyormuş gibi oynamıyor, o yüzden. Bak görüyor musun savunma şeklini? Çek sola vur. Oy. Atıyordu ha. Sen net pozisyonu yap orada. Vurur. Burada. Anooo. Tete. Oğlum Fenerbahçe maçı 5-6 yapabilirdi ha. Bu kadar net pozisyonda nasıl harcıyorlar lan? İnanılmaz ya. Aaa şu maçı parmaklarıyla dokunuyor. Ya şu maçı 5-6 yapabilir Fener ya. O kadar net yani. Şivaski yerde kaldı. Yerde kaldı. Kırmızı kart. 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 Direkt kırmızılık bir pozisyon oldu ya. Evet, direkt kırmızılık değil ya. Saçmalıyorlar. Aynı yanında kolun tersinden anlatılıyor. Hakem diye çıkıyorlar oraya. Oğlum nasıl kırmızı? Adam akıllı dokunmuyor bile adamı lan. Öyle de yok gibi ya. Adam kendi şey yapıyor lan. Hanım uyarması lazım lan. Bari sarı kart da kırmızı değil ya. Hem ilk yarı iyi yönettiler, ikinci yarı da aynı şekilde çok kötü yönetiyor var ya. Var bunun uyarması lazım mesela. Yok, hakem ikinci yarı kötü yönetiyor ya. Fener'in penaltısını tekle vermedi. Buraya direkt kırmızı bilmiyorum. Bence yanlış karar ya. Direkt kırmızı kart değil abi. Birebir olsa tamam. Ama yönünde adam var ya. Hamle yaptı. Bence Fener'in galibiyetini böyle düşünüyor. Kendini ezdiriyor. Başka hiçbir şey değil. Evet. Ben de bir şey diyorum ben de. Gerçekten Fener'in üstüne oynadığı maçta şu pozisyonu kazanmasın zaten. Önünde adam var kardeşim. Hiç mi futbol bilmiyor? Kırmızı kart. Ya yapma kardeşim ya. Şimdi ben o yüzden diyorum, hakemler futbol bilecek, futbol oynamış adam olacak. Verdi gitti. Kes hastasını girdi. Verdi yerden evet. Fred de var ya, bugün kaç tane golünü engellediler ha. Oo penaltı. Evet ya penaltı. Ooo penaltı. Haline çarptı. Penaltı. Hali penaltı diyor. Sol kolumuz var. Haline çarpmıyor.
Çarpmasın, sol elinde açık. Sol elinde açık değil. Sol elinde açık değil. Topu ya. Ha, penaltı ya. Değil ya. O penaltı olmuyor. %100 penaltı. Penaltı. Efendim sence penaltı mı? İyi. Bence penaltı. Penaltı ya. Gördüğüm en net penaltılardan biri ya. Sağ çarpmıyor. Sol eline çarpıyor. Sol eline böyle. Alakası yok. Ne yapacak ya? Onlar diyorsan bize de çalınmayacak. Bizimki penaltı. Bizimki penaltıydı. Penaltı da penaltı işte. Bak, o dirseğini kaldırıyor topun geçmesi. Ha, burada öncesinde bir el var mı diye bakılıyor. Yoksa penaltı zaten. Belki hala aynı hani şeyi söylüyorsun ya. O pozisyon penaltı abi. Değil. Ben bana göre penaltı. Penaltı diyor. Ben yüzey penaltı olmaz. Vermeyeceğim. Yani Erik Bailly ile Amarte'yi sınır dışı ederim bak. Ben Beşiktaş yöneticisi olsun. Hiç gol dedi onlar var ha. Ya yok. Çok kötüler be. Ya bu nasıl bir hareket ya? Bu ne ya? Ele bak ya. Dans bir kere ya. Dans mı ediyorsun? Vale mi yapıyorsun ya? Bu nasıl bir ele? Ses maç yapıyor. Diğer fileye gönder. Ya voleybol oynuyor sanki ya. Ele bak ya. Blokluyor ya. Bloklamaya çalışıyor ya. Emrah Karakurt. Ya nasıl diyeyim ben? Ya bak ekrana bak. Telefona bak. Oraya bak yani. Ha, ilçine bir şey demiyorum. Bak. Ya bu adamın eli böyle olamaz ya. Sağ elinde değişse penaltı. Sol eli böyle. Ya alakası yok ya. Verecek ya. Penaltı abi mi pozisyonu? Ben vermem artık. %100 Ne oldu? Yine bu mu yaptı? Evet. Tabii bu maçı. Yani maçı zaten bitiren şey geldi. Ya bugün Beşiktaş diye bir takım yoktu sanki sahada. Beşiktaş yerine ne bileyim hani hiçbir takımı da söylemek istemiyorum yani ama birincilik takımı gibi bir takım var. Böyle söyleyeyim. Yunanistan'da nasıl oynar? Ya şu hareketi yok ya. Yine aynı yere vuracak bak. Aa çıkardı. Aa vallahi kurtardı. Belki bir şeyleri değiştirir bu olay. Artı 11 geldi. Niye çıkıyorlar ki ya? Abi harbiden ya. Ya Beşiktaş'ta kardeşim bir Allah gücü de mi yok ya? Bir iman gücüyle saldırır ya. Ne çıkıyor bak. Vallahi Fenerbahçe'lere de helal olsun yani ya. Pozisyondan sonra bir beraber oldu. O da oldu. Bence de oldu. Helal olsun Mert abi. Bugün var ya Beşiktaş'ta bir Mert yani gitmiştir oyunda ya. Yoksa farka gidiyordu maç ya. 5, 6'yı görürdüm bak çok net söylüyorum. Size şimdi bir şey söyleyeyim. Son dakika bir gol geliyor. Nerede bak. Allah'ım sonmaya bak. Cengiz aldı sonuna. Abi dalga geçiyorlar resmen lan. Oo nasıl koşuyor Cengiz? Cengiz'in postu var. Batshuayi tercih etti İsmail. İç Batshuayi. Teki kuracak ya. Topu kapattı. İsmail. Şimanski bomboş. Şimanski. Mükemmel yazdı be. Ya diyorum kardeşim gol diye. Daha adama top gelmeden gol dedim be. Bak böyle fişi çeker bak. Hareketi gördün mü? Pişt. Attı bitti. Ya helal olsun kardeşim. Ben bana alkışlarım ya. Helal olsun. Mükemmel ya. Müthiş birler burada. Yani biz istiyoruz tamam bir Galatasaray olarak Beşiktaş'ın puan almasını istiyoruz. Yani puan kaybısı istiyoruz ama gerçekten yazık olurdu biliyor musun? Şurada yani penaltıdan sonra Beşiktaş 2-2 falan yapsa yani. Kesinlikle. Yani çünkü böyle bir şey yok. Beşiktaş sahada yok. Fenerbahçe'nin mücadelesi de yazık olurdu. Ki şurada mükemmel bir kontra yine. Ya yani diyorum ben zaten 5-6'ya gidecek maçtı yani. Şimanski'nin müthiş golü skoru da belirledi bence. Vallahi göstere gol diyorlar ya. Daha pas geldiğinde ben gol diyorum yani. Çünkü tam açısında var. Şıp! Bat! Şimanski! Defansını övüyor. Abi Beşiktaş'ın sadece defansı değil. Komple tüm hepsine övüyor. Ben Mert Günok hariç hepsine bugün laf yaparım. Yok çok kötüydü ya. Ya bir Mert Günok bir şeyler yapmaya çalıştı. O da orta saha yoktu, savunma yoktu. Yani Cenk de çabalıyor da çok bir şey yapamadı. 90 dakikada bu arada Fenerbahçe'nin etnasına tribün dinledik hala onu duyuyoruz. Görür misin? Evet, koyduk bir de. Hiçbir şey yok abi. Ne ucunda varlar, ne ileride, ne de varlar. Hiçlerinde yoklar ya. Maç sona erdi. Beşiktaş ayak uydurma yarattı. Beşiktaş ayak uydurma şey olabilir ama ben şimdi söylüyorum Fenerbahçe gerçekten bir derbi nasıl kazandılar bunu da çözmüş. Hocayı da tebrik ediyorum, oyuncularını da tebrik ediyorum, kendilerini de tebrik ediyorum. Ya ben bugün burada izlediğim 1,5-2 saatlik şeyde
Fenerbahçe'nin resitalini izledim. Bunu açıkça söylüyorum. Mücadelesi içinde gerçekten tebrik ediyorum yani. Çok isterdim puan kaybına uğramalarını ama onlar gerçekten yırttı resmen ya. Yırtarak oyunda da aldı ya. Abi ben Beşiktaş'ı bu kadar kötü hatırlayan yani düşünmüyordum. Hiç görmedim de yani. Bu kadar. Ya Beşiktaş'sın sen be. Vallahi üzücü ya. İsabet düşürüyor Beşiktaş. Ya gerçekten üzücü ya. Vallahi Beşiktaş için çok üzücü ya. İnfürüze sezonlarından da Beşiktaş sezonlarından ben görmedim ya. Yani o düşünceyle Beşiktaş'ın yenebileceğini düşünüyordum yani. Evet. Hani birebir kadro kalitesi olarak değil de hani bir Beşiktaş sonuçta yani. Acayip ruhsuz. Anadolu'dan gelmiş sıradan bir takım gibi futbol oynuyor ya. Onları bile daha iyi kontrol yapıyordu ya. Gerçekten hani ya bu söylediklerim lütfen dediğim gibi ilk başta o yüzden söyledim. Fenerbahçe'nin galibiyetine hiçbir şey demiyorum. Beşiktaş'ı şimdi şey yapıyoruz hani diyeceksiniz ya Fenerbahçe hiç mi iyi değildi? Ben o yüzden bu söylediklerimi Fenerbahçe ile alakasız tutun. Ya gerçekten Beşiktaş için üzülüyorum. Ya utandım da bugün yani. Bu kadar ya bir taraftarı olsam sanırım ben vallahi bu şeyi atlatamazdım kolay kolay yani. Bu kadar kötü ruhsuz mücadeleyi atlatamazdım. Bir topçu abi. Kim? Sen böyle. Ya o da bir şeyler yapmaya çalıştı. Ne yapabilirsin ki işte tek başına çocuk, bir tek onu gördüm yani çırpınan bir şeyler yapan, yapmaya çalışan ya. Ve şu anda da Fenerbahçe taraftarının yanına gidiyor. Zaten 90 dakikada bizim kulaklarımıza da burada televizyona da geldi. Gerçekten deplasman tribününü de tebrik ediyorum. Hiç susmadılar. Yani hatta şöyle de söyleyebiliriz, Vodafone Park'ı esirde aldılar bugün yani. Hani gerçekten ben şu an benim takımım orada aynı bu şekilde deplasman olsun, ben orada olayım isterdim. O şekilde bir deplasman da yaptılar, onları da tebrik ederim. Görüntüdeler zaten. Efa sen ne düşünüyorsun maç için? Fenerbahçe 100'e zak etti. 4-5 de olabilirdi. Fred'in 2 temposu. 6-7 bile olabilirdi. Fred'in 2 temposuyla bak Fred'in. Evet, direkt var. İrfan Can'ın vesaire. Fenerbahçe hak etti abi. Kaçan bir penaltı var. Beşiktaş'ın da safında bile daha kötü oynuyor ben izlediğime göre. Abi Trabzon'dan ondan Trabzon'dan bile daha kötü. Trabzon'dan en azından mücadele ediyor ya. Trabzon'un defansı biraz daha iyi evet. Nasıl bir şeydir ya? Fenerbahçe hak etti. Ya bence maç için söylüyorum. Yani İsmail Kartal, Livakovic'i çıkarıp başka oyuncu alsa, Batshuayi falan alsa olur. Kaleye mi? Evet. Kaleyi değil ya, kaleyi değil. Kaleyi boş bırakacak, onu ikinci puan. Yani kalede kimse olmaz. Gördün mü sen kaleyi geldi? Efendim. Evet, Fenerbahçe lider olarak tekrardan haftayı kapatıyor. Biz koltuk istiyoruz, onlar alıyor ama tam 2 hafta var. 2 hafta sonra artık kendi göbek bağımızı kendimiz keseceğiz. Bakalım, gerçekten heyecanla bekliyorum bu arada. Yani Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya gelişini merak ediyorum. Çünkü biz de iyi top oynuyoruz. Fenerbahçe'yi bugün gördüm, gerçekten çok iyi top oynadı. İkilinin yani bu iki takımın mücadelesini çok merak ediyorum. Dediğim gibi Fenerbahçe'yi tebrik edelim. Beşiktaş'a da gerçekten inşallah düzelir çok diyelim. Üzüldüm yani. Vallahi üzüldüm bak. Normalde makara yaparız belki güleriz hani kötü mötü diye ama vallahi üzüldüm Beşiktaş için. Umarım tez zamanda onlar da kendilerine gelirler. Yeni başkan, yeni kan vesaire vesaire takımı değişir. Çünkü ruhsuz oyuncularla olmaz. Ve videomuzun da sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve tabii ki de kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.